Herkese selamun aleyküm. Can Dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sarımsak kazıyoruz. Sarımsağımız arkadaşlar çiçek açmış. Şöyle. Şükran abla söz verdi. Dikindiye bitirecek. Şöyle Şükran ablamla komşum. Hanif ablamla komşum. Çiçek mi kalır? Fahrettin abim var. Hanımı var. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar. Böyle çiçek bahçesinden bizi kurtarmaya bugün. Şey ettiler. Evet. Az bir yerimiz kaldı arkadaşlar. Şükran abla kolay gelsin. Öğlenin sıcağı şey etti. Evet, biraz rüzgar var. Allah razı olsun. Bakın arkadaşlar, Fahrettin abi geçen gün kazıyordu. Görüyorsunuz. Adam maşallah var. Maşallah. Yok yok Fahrettin abi. Maşallah. Evet arkadaşlar, çiçeklerimiz. Hani Fahrettin abi şarkı söylemiyor musun sen bize? Söyle bakalım. Tamam, söyle sen güzel bir şey söyle hadi. Dolandı bağrıma, deyleyim amayen. Kara yılan dokunması, yüreğimi ezdirmesi. Geçti gitti kara yılan. Döndüm baktım arkamda, beni dolanıyor. Bir adet korktumsa, hele yaklımı baktı geçti gitti. Aman düştüm yola, önüme bir su geldi. Bir acı eğildiğimde su içtim geçti gitti. Döndüm baktım bir heylam, beni gördü ağladı. Ne oldu kardeş diye diye döndü döndü baktı gitti. Sağ ol abim, ağzına sağlık. Sana iyi gün söyledim. Sağ ol Fahrettin abi. Ben karayılan sürdüm. Evet arkadaşlar, bu sarımsak çabasında işte türkülü sözlü işte şeyli böyle şey yapıyoruz. Evet. Sonra da Şükran abla, Hanif abla'ya söyle. Niye? Ağzım yok. Ağzım var diye yakasak ağzını. Değil mi Şükran abla? Hanım bir köşeye şurada. Laf onu evet arkadaşlar, köy hayatı böyle işte. Sarımsak, soğan işte vesaire. Günün şeyine göre biz de hareket ediyoruz. Sarımsakta ot varmış. Bugün ot kazıyoruz. Bugün bir
bitecek. Bugün bitecek Allah'ın izniyle. Yarın Allah kerim. Kadar dem burası da kazılmış yer. Şöyle tertemiz. Evet arkadaşlar, bugün sarımsağı kazdık, Allah'a şükür otumu temizledik, artık rahmetimizi bekliyoruz, yağmurumuzu. Eve geldik, karnımız aç, tarladan geldik, ne yapalım, çizleme deriz buna, bunun tabiriyle, şöyle. Sağlar tutur, bir şeyler dizimeyin böyle. Hı. Yemek yapmaya zaman yok. Şöyle koladan dönelim dedik. Çayla beraber. Sağlar tutur, bir şeyler hazırlatmıştım. Evet, bu sadece hamurla olan bir şey herhalde. Evet. Suyuna tuz. İsteyen bu süt de katıyor. İsteyen yumurta da katıyor. Ben sadece suyuna tuzla yiyorum. Evet, yani yumurta katabiliyormuş. Süt de katabiliyor. Dedim, isteyene bağlı. Yapışında. Bunu hamurla, suyla, şeyle karıyor. He. Suyuna tuzla. Yani öbür hamurla gibi olmuyor. Bunun için bu. Evet, şöyle arkadaşlar. Yani böyle tavayla doluyor. Şöyle kaşıkla da şey yapıyor. Arkadaşlar çöpten beri ayrı düştük. Video falan atamadık. İşlerden güçlerden dolayı. Muhittin Bey attı, gönderdi ama inşallah bundan sonra gayrı her gün bir videomuzu biz de yollayacağız. Artık işte kusura bakmayın. Hepinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Çünkü çalışmaları başladığından dolayı bir de ben yalnızım. Çocuklar çalıştığı için, bizim hanım da çalıştığı için iki gün izinleri var. O günlerde işte İşlerimizi şey etmeye çalışıyoruz. Tarla tabanı hep geliyordu. Hayat böyle gidip içi. O yüzden video işi falan şey yapamadık. Muhittin Bey'e dedim böyle videoları şey ettiğim. O da sağ olsun köyde çekmiş. Selo'yla beraber çekiyor, atıyorlar. Ama bundan sonra inşallah beraber olacağız zaman. Şöyle işte. Karnımızı verelim dedik. Size gösterdiğimiz gibi cildimizi yapıyoruz. Yorgunuz. Karnımızı doyurup bir kere çayımızı içip şöyle kendimizi şey etmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle kahvaltı turu hazırlayıp komşularımız sağ olsun yardıma geldiler. Evet.
Böylelikle bitirdik arkadaşlar şöyle. Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi şu uzun zamanda kadar etmedi. Karpuzumuz var, peynirimiz var, helvamız var. Kastamonu arkadaşlar, bunlar bizim yaptığımız helva. Bu güzeldir. Şöyle sebzelerimiz var, sarımsağımız, marul var, domatesimiz var. Şöyle işte bu akşamki şeyimiz. Bu da şöyle taş kapının bir görünüşü. Şurada arkadaşlar. Bu da komşumuzun bahçesi. Şöyle arkadaşlar. Şu kapalılarda çileklerimiz. Komşu çekmiş. Evet, bizim oğlan da geliyor işte. Evet, biz işten geliyor. El salla salla. Şöyle bir kutun arkadaşlar. Şöyle bu da. Ön balkana bir kontrolüm dedik arkadaşlar. Şöyle havanın gökyüzünün çok güzelliğine bakın. Şöyle burası otogarımız. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu süre maşallah meyvelerimiz çok. Şöyle üstüne bir yorum bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bir dalda kaç tane var? 14 tane var arkadaşlar. Sadece hepsi bir yerde. Şöyle. Bu sene maşallah çok meyve var. Arkadaşlar gökyüzüne bakın, gökyüzüne. Şimdi karnım doyunca şuraya oturup balkona oturacağım. Buraya. Gökyüzünü seyrede seyre çayımızı içeceğiz. İnşallah. Şöyle arkadaşlar. Artık mutfağa geçelim. Evet arkadaşlar, mutfağa geçtik. Şöyle. Daha hazırlanmamış. 3-4 tane olmuş. Kaç tane yaptın da? Evet, çocuklarla hep beraber. Mehmet'in kokusu nasıl? O bir süt mangalı neymiş? Duysa iyi, siz iyi olmuş yeter. Yiyecek tabii canım. İşi bitirmiş o da piknik yapıyorlar. Biz daha bir 10 bittik otu. Bitiremedik bile daha. Zeptele durmayın. Adamlar çalışıyor işte. Şey, günlükçü, yövmeyeci vesaire. Maşallah çalışıyor herkes. Arkadaşlar aynı bizim işimiz şeye benziyor. Kırlancık karıncayla çekirgenin hesabına benziyor bizim işimiz. Yani hani kimseye şey olmamak için kış yiyeceğimizi hazırlıyoruz karınca gibi. Sonunda kimseye hani şey yapmayalım şeyinde. İnşallah Allah da rızkımızı verir. Açıktı mı? Yok ya, 5.30'da bir şey geliyor. Yorulmuş da benziyor. Yorulmuş da. Şöyle gördüğünüz gibi. Biz de yorulduk. Evet, sarımsağı bittik. Evet. Ben sabah aldım, yedim çok da. Ben de şey edeyim, şöyle kahvaltı bir şeyle çizleme yapalım, çayına. Böyle iyi bir ağacım. Yani sabah bir şey götüreceğiz şimdi. 5 kutuda bir şeyler aldım, 3 kutuda yürüdüm. İyi. Biz de sarımsağı bitirelim diye, kutuların şey ettiler. Sonra bir oturup yemek bile yemedik yani. Hiç oturmadık. Sağladık. Sütür verelim dediler. Yani neşe gidiyorum ben. Bir daha kim gidecek tabi. Allah razı olsun. Patates de hazırladılar. İyi oldu. İyiymiş bu bir haftaya daha.
Arkadaşlar bizim hayat böyle. İki gün izinde köye gidiyoruz. Sarımsağımız, soğumuz, işte pancarımız bitmemiş. Yarın veya bir gün pancarımızı bozup tekrar ekeceğiz. Tarlada bitmemiş. İnşallah Allah'ım onu belki şey etmeye nasip eder. İşte zamanla yarış ediyoruz arkadaşlar. O yüzden de video falan çekmeyi şey yaptık. Muhittin Bey sağ olsun. Buradan saygılar, sevgiler gönderiyoruz Muhittin Bey ve ailesine. Sonra çekeriz biz de. Neyden? Elimizden geldi o da. Hayır, o işimiz hatırlıyoruz. Arkadaşlar, sarımsağı 7. ayın 15'ine kadar kimseden almayın. 7. ayın 15'inde, Taşköprü sarımsağı 7. ayın 15'inde. Yani Temmuz'un 15'inde çıkıyor. Ondan sonra kuruması falan 8. ay oluyor. 8. ayın 15'i gibi pazara kurumuş haliyle pazara gidiyor arkadaşlar. Yani 8. aya kadar sarımsak falan almayın. Taşköprü sarımsağı eğer almak isterseniz 8. aya kadar, yani 7. ayın 15'inden itibaren tarladan çıkmaya başlar. 8. aya doğru sarımsağınızı alın. Onlar bizim sarımsağımızdır. Bir sene boyunca sarımsağı tüketilsin, hiç boşalma vesaire şey olmaz. Dışarıdan götürüyor da taş kurtu sarımsağı. Haziranda başlayalım. Dışarıdan götürüyor da taş kurtu sarımsağı, hastalığın sarımsağı. Evet arkadaşlar, burada artık videomuzu sonlandırıyoruz. Yorgunuz biraz. Ben de şu şeyi cizleme yapılmış bizim hanım. Ben de onu dedim şöyle bir şey yapayım diye yaptım. Hem karnımız veren dedik. Öyle bir video olsun dedim. Hem sarımsak tarlayı kadımını da şey yaptık. Fahrettin abi vardı. Dış şarkımızı söyleyemedi. Ağzına sağlık. Koya gittik şey. Babaannen yemek hazırlayıp derdi eve. Babam orada çekeceğiz yemeği. Unutmuşuz. Evet arkadaşlar, buradan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Herkese saygılar, sevgiler diliyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Bundan sonra hep beraberiz inşallah. Bizleri unutmayın. Can dostlar, kanalımız. Herkese saygılar, sevgiler. Hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Abone oldu onu de. Çok uzak. Arkadaşlar buradan hayırlı akşamlar diliyorum. Büyüklerin yerlerinden küçüklerin gözlerini öper. Sayın sevgilerimi sunuyorum. Bize takip olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın sevgilerimi. İyi akşamlar herkese arkadaşlar.